Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Birinci ünite çarpanlar ve katlardan devam edeceğiz. Bugünkü konumuz EBOB-EKOK hesaplamaları. Bugün neler işleyeceğiz? EBOB ve EKOK nasıl hesaplanır? Onları işleyeceğiz. Daha sonra bazı kurallarımız var. O kurallara değineceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak EBOB'la başlayalım isterseniz. EBOB ne demek? EBOB bir kısaltmadır arkadaşlar. Nasıl bir kısaltma? En büyük ortak bölen ifadesindeki baş harfleri E, B, O ve B. Bakın burada E, B, O ve B'nin bu şekilde yazılmasına EBOB diyoruz. Bu EBOB bir kısaltma. Ne demek? En büyük ortak bölen demek. Peki o ne demek? En büyük ortak bölen bir kere ortak bölen ifadesi geçiyor. Yani iki veya daha fazla bir sayı olacak ki ortak olsun. İki veya daha fazla sayının ortak bölenleri arasından en büyük olanına, zaten en büyük ifadede geçiyor. Bu sayıların en büyük ortak böleni bizler kısaca EBOB diyoruz. Peki EBOB nasıl hesaplanır? Dilerseniz bir örnekle başlayalım. 18 ve 24 sayılarına bakalım. Bunların EBOB'larını bir hesaplayalım. 18 ve 24 sayılarının EBOB'larını hesaplayacağız. Şimdi arkadaşlar ortak bölen, bize bölen lazım öncelikle. Biz bir sayının nasıl bölenlerini bulduğumuzu bir önceki videomuzda anlatmıştık. 18 ve 24 sayılarının ayrı ayrı bölenlerini bulmayla başlayalım. 18 sayısının bölenlerini nasıl bulabiliriz? Sayıları deneyerek artık bulacağız arkadaşlar. Mesela bir sayısı 18'i böler ve bir bütün sayıları bölüyor. 1, 2 böler mi? Evet, 2. 3 bölüyor. 4 bölmüyor. 5 de bölmüyor. 6 bölüyor. Daha sonra 7, 8, 9 böler. 9'dan sonra bir de sayının kendisi kendisini bölebilir. Yani 18'in bölenleri 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 yani kendisi. Peki şimdi 24 sayısının bölenlerini bulalım. 24 sayısı 1 böler, 2, 3, 4 bölüyor, 5 bölmüyor, 6 var, 7 yok, 8 bölüyor, 9, 10, 11, 12 var. Ve 12'den sonra da sayının kendisi yani 24. Evet, 24 sayısının bölenleri de bu kadar. Peki ben bölenlerini buldum. Şimdi adım adım gidelim. Bölenlerini hallettik. Şimdi bölenlerini hallettikten sonra bakın ortak bölenler. Ortak olanları hangileri? Ortak olanlarına bir bakalım. İşte bunlar içerisinde bir ortak görüyorsunuz. 2 var ortak olarak. Daha sonra 3'ler ortak. Ve 6 ortak bir bölen. Peki şimdi biz ortak bölenlerini de bulduk. Yazalım. Ortak bölenlerimiz. Neler bulduk? 1, 2, 3 ve 6. 1, 2, 3 ve 6 sayılarını bulduk ortak bölenler içerisinde. Peki ortak bölenler içerisinde şimdi ne lazım? En büyük, değil mi? EBOB en büyük demek ortak bölen. Peki bunların arasında en büyükleri bizim için önemli. Ortak bölenler arasındaki en büyükleri hangisi? 6. O zaman EBOB neymiş? 6'ymış. Yani 18 sayısıyla 24 sayısının EBOB'ları 6. Bu kadar. Peki nasıl gösteriyoruz? Şöyle gösterebiliriz. 18 diyoruz, virgül 24 ve küçük bir EBOB yazıyoruz buraya. EBOB yazıyoruz. Evet, 18 ve 24'ün parantez içerisinde ve EBOB'umuzu da yazdık. 18 ve 24'ün EBOB'u demek bu. Eşittir. Ne bulduk? 6. Ya da bir başka şekilde gösterimi var bunun. Şöyle gösteriyoruz. EBOB yazıyoruz. Daha sonra parantezimizi açıyoruz. Sayılarımızı yazıyoruz. 18 ve 24 eşittir. Kaç bulmuştuk? 6 bulmuştuk. Peki ne yaptık? 18 sayısının bölenlerini bulduk. 24 sayısının bölenlerini bulduk. Burada ortak olanlarını seçtik. Çünkü ortak olanlar önemli. Bir de ne önemli? En büyükler önemli. En büyükleri de neymiş? 6. Peki bize verilen her iki sayıda ortak bölen istedikleri zaman bu şekilde mi yapacağız? Bu şekilde de yapabiliriz ama bizim daha kısa bir yöntemimiz var. O da nasıl?
Asal çarpan algoritması, yani algoritma yöntemiyle EBOB hesaplayacağız arkadaşlar. Daha hızlı bir şekilde EBOB hesaplaması yapacağız. Hemen bir başka örnekle devam edelim. Şu sağ tarafta devam edelim. Arkadaşlar 18'de isterseniz bu kendi ilk verdiğimiz örnek üzerinden, aynı örnek üzerinden bir de algoritma ile EBOB nasıl hesaplanır onu görelim. Sayılarımızı yazıyoruz. Algoritma çizgimizi çekiyoruz yan tarafına. İki sayı yazdıktan sonra algoritma çizgimizi çekiyoruz. Daha sonra asal sayılarımız nelerdi bizim? Biz algoritma yaparken bunları yazıyorduk. 2, 3, 2, 3, 5 ve 2, 3, 5, 7. Daha sonra ne geliyor? 11 geliyor. Bu şekilde asal sayılarımız devam ediyor. Peki nasıl yapacağız? Şu şekilde yapıyoruz. Şurayı bir silelim. Evet, şimdi algoritma ile 18-24 sayıların EBOB'ları nasıl hesaplanır? Şimdi onu göreceğiz. 2 sayısıyla başlıyoruz. Tabii ki de algoritmaya biz 2 sayısıyla başlıyoruz her zaman. Burada da 2 sayıyı birden. Şimdi 2 sayısını yazıyorum buraya. 18 ve 24'e bakıyorum. 2 sayısı 18 ve 24'ü bölüyor mu? İkisini birden bu sefer düşüneceğim. 18'i bölüyor tabii ki de. 9 oluyor burası. 24'ü bölüyor. 24'ü 2'ye bölersek ne çıkar? 12 çıkar. Şimdi 18 ve 24 sayısını her ikisini birden böldüğü zaman sayımızın yanına minik bir işaret koyuyoruz. Peki devam ediyorum. 9 ve 12 içerisinde 2'nin bölebileceği sayı var mı? Var. 12 ve 2 ile yine devam ediyorum. 12'yi bölüyor 6. 9'u bölmüyor. Bölmediği için de aynı sayıyı bir daha yazıyorum altına. Devam edecek olursak her ikisi içerisinde yine 2 böler mi? 6'yı böler. Yine 2 ile devam ediyorum. Bir diğer sayıya geçmiyoruz. 6'yı 2'ye bölersem 3. 9 yine bakın bölünemediği için unutmayın. Tekrar yazdık. Alt alta yazıyoruz bölünemediği zaman. Şimdi 9 ve 3 sayılarımıza ulaştık. 9 ve 3'ü 2, her 2 bölüyor mu bunlardan bir tanesini en az? Bakıyorum bölmüyor. O zaman 2 ile benim işim bitti. Bir diğer asal sayım 3. 3'e geçiyorum. 3 yazdıktan sonra 9 ve 3'e bakıyorum. Evet bölünüyorlar. 3'ü 3'e böldüğüm zaman 1 yapıyor. 9'u 3'e böldüğüm zaman ne yapacak? 3 yapacak. Peki bu 3 dikkat edin. Her ikisini birden böldü mü? Böldü. Ne yapıyorduk? İşaret bırakıyorduk. İşaretimizi bıraktık. Daha sonra bakın burada 1 var. Bu 1 ile benim artık işim bitti. Burayı artık devam ettiremem. Ama 3 sayısını devam ettirebilirim. Tekrar 3'e bölündüğü için yine 3 yazıyorum ve 1. Her iki durumda da birlere ulaştığımız zaman algoritmayı bitirmiş oluyoruz. Peki EBOB nasıl buradan EBOB nasıl sonuç çıkaracağız buradan? 2 ve 3 sayısı işaretli olan sayılardı. İşaretli olan sayıların çarpımı bize EBOB'u veriyor. Yani 2 ile 3'ün çarpımı 6'ya eşit ve EBOB'umuz 6. Ve biz bir önceki ilk yöntemimizde de zaten 6'yı bulmuştuk. Peki algoritmayla nasıl yaptık? Her iki sayıyı yazıyoruz. Algoritma çizgimizi çekiyoruz. Bölmeye başlıyoruz. En küçük asal sayı 2, 2'den başlıyoruz bölmeye. Ve her ikisini birden böldüğü zaman bir işaret bırakıyoruz. Bu işareti bırakmayı asla unutmayın. Unutursanız EBOB'u yanlış hesaplarsınız. Ortak bölmediği durumlar olacak mı? Tabii ki de olacak. Mesela burada 2 sadece 12'yi bölmeye devam etti ve 9'u bölmedi. Bölmediği zaman sayı aşağı iniyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ona. Böldüğü zaman da yine sayıyı bölüp devam ediyorsunuz. Peki, bir başka örnek üzerinden devam edelim. Örneğimiz 36'ya 45 olsun. Biz tabii ki de artık bundan sonra hep algoritma yöntemiyle hesaplayacağız EBOB sorulduğu zaman. Kalemin kalınlığını ayarlayalım. Evet, 36 ve 45 sayısının EBOB'larını hesaplayacağız şimdi. Nelermiş? Şimdi ne yapıyorduk? Algoritma yöntemiyle EBOB hesaplarken yine yanlarına çizgi çekiyoruz. Asal sayılar yazmamıza gerek yok. Biliyoruz çünkü en küçük asal sayımız 2 ve 2 ile başlıyorum. Ve bu arada 2 ile her zaman başlamıyoruz. Bakın burada 36 var. 36'yı 2'ye bölebildiğim için ben 2 yazdım. Eğer 36 da bölünemeseydi 2'ye 45 gibi bu sefer direkt algoritmaya 3 ile başlayacaktım. Şimdi burada bakın 36 var diye 2 yazdım. 2. 36'yı bölebiliyoruz 18 diye ama 45'i bölemiyoruz. Ne yapıyoruz aşağı? Kendisini indiriyoruz. Ortak bölmedi işaret atmadım.
Ne yapıyorum? Tekrar 2'ye bölünen var, 18 bölüyorum 9 diye. Burası bölünmediği için yine aşağı indi. Şimdi bakıyorum 2 bölmüyor bunların ikisini birden ve 2'den sonraki asal 3, 3'e geçtim. Peki 3 yazdıktan sonra ne yapacağız? Her ikisini 3'e böleceğiz. 9'u 3'e böldüğüm zaman 3, 45 3'e bölersem 15. Dikkat edin, her ikisini birden böldü mü? Böldü ve bir işaret bıraktım. Daha sonra 3 ile devam edebiliyor muyum? Evet, 3 yazıyorum. 15'i 3'e böldüm 5. 3'ü 3'e böldüm 1. Bakın 3 yine her ikisini birden böldü. Yine bir işaret bıraktım. Daha sonra 5 geldi. 5'i ben bölemeyeceğime göre 3 ile 5 sayısını atlıyorum. 5'i 5'e böldüm 1. Peki 1'lere ulaştık. Algoritmamız bitti. EBOB'larını ne bulduk? 3 ile 3'ün çarpımı 9. Bu kadar basit. Peki yazalım. Gösterimiz nasıldı? EBOB yazıyorduk. Sayıları yazalım. 36 diyorduk. Virgül 45 diyorduk. Eşittir. Kaç bulduk? 3 kere 3. 9. EBOB'umuz 9. Yani bu sayıların çarpımı 3 kere 3. 9. Ve unutmuyoruz. İşaret bırakmayı unuttuğumuz zaman EBOB'umuz yanlış çıkacaktır. Şimdi bir diğer örnekle devam edelim. Sayılarımız 16'ya 20. 16 ve 20 sayısının EBOB'unu yine algoritma yöntemiyle hesaplayalım. 16 ve 20 sayısını algoritmaya alıyorum. 2 ile başlıyorum çünkü bunlar bölünüyor. 2'ye böldüm. Burası 10 yaptı, burası 8 yaptı. Ortak böldüğü için işaret attım. 2 hala böler. Burasını 5 yaptı. Burasını ne yaptı? 4 yaptı. 2 her ikisini birden böldü. Yine bir işaret bıraktım. 2 bakın 4'ü bölmeye devam ediyor. Burada 5'i bölemiyor. Ben 5'i tekrar indiriyorum ama 4'ü bölüyor. Burada yine var. 2'yi yine bölebilirim. Burayı 1 yaptı. Bakın 5'i yine bölmediği için. Bakın 5'i yine indirdim. Peki şimdi 1 ve 5 sayılarına ulaştık. Bunu 2 bölemez. 3 de bölemez. Daha sonra neye geliyorum? 5'e. 5'i 5'e bölüyorum. 1. Ve evet, 1 sayılarına ulaştık. Algoritma bitti. 2 ile 2'nin çarpımı 4. Demek ki 16 ve 20'nin EBOB'ları, yani ortak bölenler içerisinden en küçükleri, düzeltiyorum, en büyükleri ortak bölenler içerisinden 4'müş. Nasıl yazıyorduk? EBOB diyorduk. Parantez açıp 16,20 eşittir 4. Tabi bu gösterim yazılıya yönelik bir gösterim. Tabii ki de biz bize verilen problemlerde ya da sorularda bu şekilde gösterimini buraya yazmak zorunda değiliz. Biz sadece EBOB'un nasıl hesaplandığını güzel bir şekilde kavrayalım, yeter. Şimdi 2 veya daha fazla sayının dedik. Biz hep 2 sayı üzerinden hesap yaptık. Bir de 3 sayıyı alalım. 3 sayının EBOB'u nasıl hesaplanır? İsterseniz o örneğe geçelim. Şurada yapalım örneği. Sayılarımız 120. Sayılarımız 120. Şu sağ tarafta sanırım yeterli bir alanımız var. 120, 150 ve 180. 150 ve 180 sayılarını. Şimdi ne yapacağız? Algoritmayı alıyorum. Ve algoritmayı aldıktan sonra EBOB'larını hesaplayacağım. Bakın bu 3 sayının en büyük ortak böleni kaçmış? Şimdi bakıyoruz. Yine 2 sayısıyla başlıyoruz. Şimdi 2 sayısıyla bu şekilde algoritmaya başlıyoruz ve biraz önce biz işaret bırakmıştık ya. Burada ise 3'ünü birden bölerse işareti bırakıyoruz. Farkı o. Peki 120, 150 ve 180 hemen başlıyorum. Burası 60. Burası ne yapar? 75. Burası ne yapar? 90. Hala 2 var. Devam ediyorum. Bakın bu burada 120'yi böldü, 150'yi böldü, 180'i böldü. Ne yapıyorum? Hemen işaretimi atıyorum. Tekrar devam edelim. 2 sayısını buradan 30 yaptım. Buradan yine 75 oldu. Bölmedi çünkü 75'i. 90'ı böldü 45 diye. Peki bakın hepsini birden bölmedi. 2 işaret atmadım ama yine 2 ile devam edecek miyim? Evet, 30 var sol tarafta. Yine 2 yazıyorum. Burası 15. 75. Ve 45. Şimdi sadece burada burayı böldü sol tarafı. Yine işaret atmadım. Bakın artık 2 ile devam edemem. Ne yapacağım? Bir sonraki asalım. 3. 3 sayısına geçiyorum. 15'i 5 diye böldü. 75'i 3'e böldüm. 25 ve 45'i 3'e bölersem de ne yaptı? 15. Bakın 3'ünü birden böldü. Hemen işaretimi bıraktım. Devam edeceğim. 3 ile devam edebiliyor muyum? Evet, 15 sayısı var. Ondan dolayı 3 ile devam ediyorum yine. Burası 5. Burası 25. Yine burası 5. Bakın sağdan sola ya da soldan sağa doğru sıra fark etmiyor. Nereden bölerseniz bölün.
Şimdi 3 ile devam edebilir miyim? 3 ile devam edemem. Ne yapıyorum? Bir son diğer asal, bir sonraki asal 5. 5'e geldim. 5'i 5'e böldüm. 1 burada bitti. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1 burada bitti. Bakın 5'i böldü. 25'i böldük. Buradaki 5'i de böldü. O zaman yine bir işaret bırakıyorum. Daha sonra ortadaki 5 kaldı. Onun içinde bir daha 5 yazdım. Ne yaptık? 5'i 5'e böldük 1. Peki her 3 sayının da en son bir sayısına ulaştık. Algoritmamız bitti. Peki EBOB'ları kaç bunların? İşaretli olanların çarpımıydı. 2 çarpı buradan 3 var çarpı 1 de 5 var. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Demek ki 120, 150 ve 180 sayılarının EBOB'ları 30'muş. Biz bunları arkadaşlar pratik yaptıkça pratiklik kazanacağız. Daha fazla sayıda örneklerle kendimiz de bu videodan sonra kendimiz sayılar verip EBOB hesaplamaları yapabiliriz. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü en ufak bir hata EBOB'u yanlış hesaplamamıza neden olur. Peki gösterimini nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde EBOB diyorum. Parantez açtıktan sonra bu sefer 3 sayıyı birden yazıyorum. 120 virgül 150 virgül 180 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Ne diyecektik? 30 diyecektik. Çünkü EBOB'larını 30 hesapladık. EBOB hesaplamaları bu kadar. Sayıların EBOB'larını biz bu şekilde hesaplıyoruz. Peki ECOG'a geçtik. Şimdi ECOG ne demek? Evet, ECOG yine bir kısaltma. Neyin kısaltması? En küçük ortak kat ifadesinin kısaltmasıdır arkadaşlar. Bakın baş harfleri E, K, O ve K. ECOG. Şimdi burada buradaki mantık nasıl? Şimdi ortak kat olayı var burada. Katlar alınacak, ortak olanlar seçilecek. Bu sefer en küçük ortak kat demek. Yani iki ya da daha fazla, iki veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayının en küçük ortak katı yani ECOG diyoruz biz bu şekilde kısaltarak kullanıyoruz. ECOG'la ilgili ilk örneğimizle başlayalım. 3 ve 4 sayılarının ECOG'u nasıl hesaplanır? Şimdi arkadaşlar 3 ve 4 sayılarının ECOG hesaplanacak. Şimdi bana ne lazım? Öncelikle kat lazım. 3 ve 4 sayılarının katlarını almaya başlayalım. 3'ün katları. 3'ün kendisi 3 kere 1 3. Evet, bir diğer katı 6, 9, 12, 15. Devam edelim. 18, 3 daha 21. 3 ekleyerek 3'ün katlarını bu şekilde bulabilirsiniz. 3 daha 24, 27 ve 30. Bu şekilde katlar. Arkadaşlar hepsini yazamayız çünkü sonsuza kadar gidiyor. 4'ün katlarını isterseniz bir bulalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ve 4 daha 40. Evet, 4'ün katlarını da bu şekilde bulduk. Yine bunu da devam ettiremeyiz. Yeter çünkü sonuna kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi bize ne lazım? Bakın katlarını bulduk. ECOG ne demek? En küçük ortak kat. Kat kısmını hallettik. Şimdi kat kısmını hallettik. Katlarını bulduk. Ortak olanlarını bulmamız lazım. Şimdi yazalım ortak katlarında neler? Ortak kat. Bakalım 3, 6, 9, 12 diye gidiyor. Buradan da 4, 8, 12. Evet, ilk ortak katı hemen gözüme çarptı. 12. 12 bunların ortak bir katı. Evet, yazalım 12'yi. Daha sonra var mı? 12'den sonra 24, 28. Evet, burada da bakın 24 sayısı gözüme çarpıyor. 24 sayısı da bir diğer ortak katı. Bunu da yazalım. Evet, şimdi ortak katları da aslında sayılar sonsuza kadar gittiği için ortak katları da sonsuza kadar gidecek. Peki bir diğer ortak katı sizce hangi sayı olur? Bakın 12, 24 ve bir 12 daha yani ileride 36 sayıları buradaki 36 sayısıyla buradaki 36 sayısı da ne yapacak? Yine ortak olacak ve bu şekilde yine bir 12 fazlası ortak olarak devam edip gidecek. Şimdi tabii biz ortak katların hepsini ne demiştik? Yazmayacağız. Buradan yine 36 ile devam ediyor ve 36, 12 daha 48 ve böyle sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bana ne lazım? Bunların en küçükleri lazım. Şimdi bunların en küçükleri hangileri? 12. O zaman bakın 12 sayısını bulduk. O zaman en küçük ortak katlarını da bulmuş olduk. Yani 3 ve 4 sayısının en küçük ortak katları neymiş? 12'ymiş. Yani ECOG'ları 12'ymiş. Bu kadar. Şimdi nasıl gösteriliyor bu ECOG? Yine ECOG yazıyorum. ECOG yazıyorum.
Parantez açıyoruz. 3 yazıyoruz. Virgül 4 yazıyoruz. Eşittir. Kaç bulduk? 12 bulduk. Ya da bir diğer gösterimi daha var. 3,4 yazıyorum. Parantezi kapattıktan sonra buraya küçük bir ekop yazıyorum. Eşittir diyorum. 12. Tabii bu gösterimler test mantığıyla ilgili olarak değil de daha çok yazılıya yönelik gösterimler arkadaşlar. Ama bilmekte tabii ki de fayda var. Şimdi bizler ekoku bu şekilde bulduk. Peki bunun da yine bir kısa yolu, bir yöntemi var mı? Tabii ki de var. Biz ekok alırken yine algoritma yöntemiyle hızlı bir şekilde ekok alacağız. Nasıl? Şu şekilde. Şimdi bizler arkadaşlar sayılarımızı yine algoritmaya alıyoruz. Yine 3 ve 4 sayılarını verelim örnek. Şimdi 3 ve 4 sayılarını algoritmada birazcık daha aralarına boşluk bırakarak yazalım. 3, 4. Evet, yine algoritma çizgimizi çekiyorum. Yine başlıyoruz 2 asalıyla. 2 diyorum. Şimdi aynı mantıkla devam edeceğim. Bakın 3 ve 4 içerisinden 2 bölünüyor. 4'ü 2'ye böldüm. 2, 3 bölünmüyor. Aşağı indi. Devam ediyorum. Yine 2 böler. 2 yazıyorum. Burada 2'yi böldü. Ama 3'ü bölemedi. 3 aşağı yine indi. Bu sefer 2 artık bölmediği için 3'e geçtim. Ne yapacağız? 3 ve 1'i. 1 zaten burası bitti. 3'ü 3'e bölersem burası 1 yazılacak. 1 çıkar. Şimdi bakın algoritmayı yaptım. 3 ve 4 sayılarını. Ekok arkadaşlar. Şimdi EBOB'da ne yapıyorduk? Ortak olanlarını seçiyorduk değil mi? Şimdi işaret düzeltiyorum. EBOB'da ne yapıyorduk? Buralara, buradaki işaretli olan sayıları çarpıyorduk. Ama ekokta ne yapacağız? Buradaki sayıların hepsini çarpacağız. Yani işaretli işaretsiz fark etmez. 2, 2 ve 3. Bu buradaki sayıların hepsinin çarpımı bize ekoku verir. Yani 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Bakın ekoku ne bulduk? 12. Biz biraz önceki yöntemde de zaten 12 bulmuştuk. Algoritma her zaman için bize hız kazandıracak. Biz zaten bundan sonra da hep algoritmayla ekok hesaplayacağız. Ne yaptık? Algoritmayı aldık. Daha sonra sağ tarafta bulunan sayılardan işaretli olanları ya da olmayanları fark etmez hepsini birden çarpıyorsunuz ve ekoka ulaşıyorsunuz. Yine gösterimizde yukarıdaki 3,4 ekok 12 ya da ekok 3,4 12. Şimdi yeni bir örnekle devam edelim. Örneğimiz ne olsun? 10 ve 15 sayılarının ekoklarını bulalım. Yine algoritmayla yapacağız. Sayılarımızı yazıyorum. Yine algoritma çizgisini çekiyorum. 2'den başlıyorum. 10 bölüyor çünkü. Burası 5. Burası yine 15. İniyor, bölmedi çünkü. 2 ile devam edebiliyor muyum? Hayır. 3'e geldim. 3'e geldikten sonra ne yapacağız? 15'i böleceğiz. Burası 5. Burası 5'i bölmedi. Bakın kendisini aşağı bir daha yazdım. Şimdi 5 ve 5 sayılarını 3 bölmediği için 5'e geldim. Her ikisini birden böldü. Burası 1 ve burası da 1. Bakın yine 5'e işaret bırakabilirsiniz. Ben ekok hesaplayacağım için işaret bırakmasanız da olur. Ama biz 10 ve 15 sayılarının hem ekok hem de ebobunu sorulan sorularda, istenilen sorularda daha doğrusu, ebob hesaplarmış gibi yine buraya işaret bırakalım. Bunda fayda var. Şimdi bizler bu sayıların EBOB'larını eğer bize sorsaydı ne derdik? 5 derdik değil mi? Ortak bir tane çıktı. İşaretli olan sayı EBOB'larını sorsaydı 5 derdik. Peki ekoklarını sorduğu için ne yapıyoruz? Burada bulunan sayının hepsini çarpacağız. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Demek 10 ve 15 sayılarının ekokları kaçmış? 30. Evet, gösterimi de yazalım. 10 ve virgül 15 eşittir 30. Evet, EBOB'larını da isterseniz yine EBOB'larını da yazabiliriz. Neydi? 10,15 diyorduk. EBOB'lar neydi? Sadece işaretli olan sayılardı bizim için önemli olan. Bakın bir tane sayı işaretli 5. O da direkt zaten kendisini yazarız. Şimdi 10 ve 15 sayılarının ekokunu da 30 bulmuş olduk. Bir diğer örnekle devam edelim. Evet, örneğimiz 9 ve 12. Onu sağ tarafta yapabiliriz. 9 ve 12 sayılarının ekoklarına nasıl hesaplanır? Hep birlikte bakalım. Algoritma çizgimi çektim. 2 ile başlıyorum. 12 bölüyor çünkü. 12 bölüyor daha doğrusu. 9'u bölmüyor yine. 9'u yazdım buraya. 2 diyorum. 6, 3 yaptı. 9'u bölmedi. Ve tekrar 2'ye yazabilir miyim? Hayır, bölmüyor. 3'e geldim. Evet, 3 bölüyor bunu. 3 yaptı bunu. 1 yaptı. Ortak böldü. İşaret bıraktım.
Daha sonra bura bitti. 3'ü tekrar yazıp yine 3'ü 3'e böldüm. 1, 1'lere ulaştım. Algoritman tamamlandı. Evet, EBOB'u sorsaydı ne derdik? 3 derdik. 9'u 12'nin en büyük ortak bölümü 3. Ama şimdi EKOP neydi? EKOP da buradaki sayıların çarpımıydı. Evet, bunları bir çarpalım. 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 3, 12. 12 çarpı 3, 36. 9 ve 12 sayılarının en küçük ortak katı 36. Evet. EKOP. EKOP. Evet. 12. Oraya sığdıramayacağız sanırım. Şöyle aşağı yazalım. Evet. EKOP. 9,12 diyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Ve kaç bulduk? 36 bulduk. Eğer 3 tane sayı olsaydı nasıl yapacaktık? Yine 3 tane sayımızı 3 tane sayımızı yine algoritmaya alıyoruz. Örneğimiz ne olsun? 6, 8 ve 10 sayılarının bir ekoplarını hesaplayalım isterseniz. Yine araya çizgi atsanız da olur, atmasanız da olur. Tamamıyla bu size kalmış bir şey. Yine çizgimi çekiyorum. Başlıyorum 2 ile bölmeye. 2'ye böldüm. Burası 3, burası 4, burası ne yaptı? 5. 3'ünü birden böldüğümü işaret bırakalım. EKOP hesaplamamıza rağmen bakın yine çizgiyi biz bırakalım. Şimdi 2 var ortada, bölüyor 4. 4'ü bölüyor. Yine 2 yazdım. Burası 2 olacak. Burası 3 olacak. Burası da 5 olacak. Ve devam ediyorum. Yine var mı? 2 var. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 5'i bölmedim. Yine bak kendisi indi. 3'ü böldüm. Bakın yine kendisini indirdim. Daha sonra 2 bitti. 2 ile 2'yi bölemem. 3'e geçtim. 3 yazıyorum. 3'ü 3'e böldüm. 1. Burası da 1 çıktı. Zaten aslında ortadaki 1'i tekrar yazsanız da olur. Bakın 1'i ya da yazmasanız da olur. Bu tamamıyla size kalmış. Evet, 5'i bölmedi. Bakın 5 yine aşağı indi. Şimdi 5'i yine 3'e bölemediğim için bu sefer kendisi gelecek. 5'i 5'e böleceğiz ve 1 bulacağız. Her 3 durumda da 1'lere ulaştık ve algoritma bitti. Şimdi bu 3 sayının EBOB'unu sorsaydı ne derdik? 2 derdik. Ama şimdi EKOK nasıl hesaplanacak? Buradaki sayıların yine hepsini çarpacağız arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. 8 kere 3 20. 4 etti burası. 24 kere 5 de 120 etti. Demek ki gösterimimizi yazalım. EKOP diyoruz. 6, 8 ve 10 sayılarını yazıyoruz buraya. Bunların EKOP'ları kaçmış? 120. Demek ki ortak katlar içerisinde en küçükleri bakın 120'ymiş. 6'nın, 8'in ve 10 sayısının. Evet, EKOK hesaplamaları da bu kadar. Şimdi arkadaşlar EBOB ve EKOK hesaplamaları ile ilgili bir takım kurallarımız var bizim. Bu kurallarımız nelerdir? İsterseniz onları bir görelim. Evet, birinci kuralımız. Eğer arkadaşlar biz iki tane sayımız var ve bunlar biri diğerinin katıysa ve bize EBOB ya da EKOK soruyorsa, bunların hesaplayın diyorsa ne yapacağız? Arkadaşlar biri diğerinin katıysa EBOB'ları bu sayılardan küçük olanına, EKOK'lar ise bu sayılardan büyük olanına eşittir. Bu bir kuraldır. Peki bakın bu kural nereden geliyor? Örneğimiz 6 ve 8 olsun. Çünkü biri diğerinin katı. Düzeltiyorum. 6 ve 12 olsun. Örneğimiz. Şimdi 6 ve 12 sayıları 6'nın 2 katı 12'ye eşit. Biri diğerinin katı mı? Evet. Bu iki sayı içerisinde bakın bize bunların EBOB'unu soruyorsa diyoruz ki biri diğerinin katı mı? Evet. EBOB'ları 6,12 diyoruz. Bunlar EBOB'ları. Küçük olanı hangisi? Küçük 6. 6 oluyor direkt. EKOK'ları ise arkadaşlar büyük olanı eşittir. 6 ve 12'nin EKOK'ları da büyük olan hangisi? 12'dir. Şu şekilde yazalım. Peki bunun mantığı ne? Arkadaşlar bunun mantığı şu. Basit mi mantığı var aslında? 6 ve 12 sayılarının her ikisini birden bölen en küçük sayı kaçtır? Bakın 6 ve 12 sayılarının her ikisini birden bölen en küçük sayı 6'nın kendisi olmaz mı? Çünkü arkadaşım 6'yı zaten 6'ya bölebilirim değil mi? Peki 12'yi de 6'ya bölebilirim. Çünkü onun katıydı zaten. O zaman
6 ve 12 içerisinde, bakın ortak bölenler içerisinde en büyükleri, o en büyükleri 6. Yani buradaki küçük olan. Peki ekokları 6 ve 12 sayılarının ben katlarını alırken buradan 6, 12, 18 diye bu şekilde gidiyor. 12'nin katları da 12, 24 ve 36 diye gitmiyor mu? Evet. Şimdi katlarını alırken de bakın burada 12, 24, 36 zaten 6'nın katlar içerisinde yine 12'ye biz uğrayacağız değil mi? 12'ye biz uğrayacağız ileride. Çünkü o onun katı. 12'nin de zaten ilk katı kendisiydi. Onu da buradan yazıyorduk. Evet, en küçük ortak katları da bakın sayının küçük olan büyük olanla eşittir. Yani 12'ye eşit. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar, eğer biri diğerinin katı olarak verilmişse EBOB'ları küçük olanla diyorsunuz direkt. EKOK'ları da sayının büyük olanla eşittir diyorsunuz. Bir diğer örnekle pekiştirelim isterseniz. Mesela 15 ve 90 sayıları verilsin bize. Hemen bakıyorsunuz. Bakın EBOB EKOK sorulduysa öncelikle sayılara bakıyorsunuz. Bir diğerinin katı mı? Katı ise hemen cevap vereceksiniz. 15 ve 90 sayıları. Bu 15'in 6 katı 90'a eşit değil mi? Evet. 15'in 6 katı 90'a eşit. Bana EBOB ve EKOK soruyor. Şimdi EBOB neydi? EBOB. Bunların EBOB'ları yani 15 ile 90'ın EBOB'ları küçük olanla eşittir. Yani 15 sayısına eşittir. Direkt. Hiç algoritmaya falan gerek yok. Evet, bunların bize ekoklarını sorarsa ne diyoruz? 15,90 diyoruz. Evet, ekokları da büyük olanla eşit. Yani 90 eşit. Bu kadar. Şimdi bir diğer kuralımız ne? İkinci kural. Şimdi A ve B dual sayı olmak üzere sayıların çarpımları, yani A sayısıyla B'nin çarpımı EBOB'larıyla ekoklarının çarpımına eşittir. 6 ve 8 örneğini verelim mesela buna. Şimdi 6 ve 8 sayılarını. Bu sayılarımızın EBOB'ları neler? Şimdi 6 ve 8'in EBOB'u nasıl buluyoruz? 6 yazıyoruz, buraya 8 yazıyoruz. Ve algoritmayı alacağız biz bunları. İşte EBOB ve EKOK'larını hemen hesaplayalım. Burası 3, burası 4. Ortak böldü, işaret attım. Tekrar 2 bölüyor, burası 2, burası 3. Tekrar 2 diyorum, burası 1, burası 3. Ve tekrar 3 diyorum. Burası bir hızlı bir şekilde yaptım. Artık siz de hızlanacaksınız artık bu algoritmayla ilgili olarak. 6 ve 8 sayılarını bakın. EBOB'larına ne bulduk? EBOB'larına ne bulduk? Direkt şöyle gösterelim. 2. Evet, ekokları neydi? Ekoklarını ne bulduk? Hemen 2 kere 2 4. Bunların çarpımı. 4 kere 2 8. 8 kere 3. 24. Bakın EBOB'larını 2, ekoklarını da 24 bulduk. Ne diyor bizim kuralımızda? Sayıların çarpımı yani 6 ile 8'in çarpımı, kendilerinin çarpımı EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımına eşittir. Peki EBOB'larının EBOB'u 2, EKOK'u 24. 2 ile de 24'ün çarpımına eşitmiş. Yani baktığımız zaman 6 kere 8, 48. Evet, EBOB'ları 2, EKOK'lar 24 çarpımı da 48. Bu her zaman için geçerli bir kuraldır. Tekrar edelim. Bakın, her iki, bize iki tane sayı verecek. Bu iki sayının çarpımı bunların EBOB'larıyla EKOK'larının çarpımına eşittir. Bakın bir örnek var burada. Örneğimize bir bakalım. A ve 20 sayılarının iki tane sayımız var. Biri A, biri 20. Bu iki sayının EKOK'larını ne bulmuşlar? 80 bulmuşlar. EBOB'larını 4 bulmuşlar. EBOB'larını da 4 bulmuşlar ve A sayısını bana soruyor. Şimdi bakın. Diğer sayıyı soruyor. Sayının biri bilinmiyor. A, diğeri 20. EBOB ve EKOK hesaplamalar yapılmış. Peki algoritma yöntemiyle çıkartılabilir mi? Belki çıkartılabilir ama çok zor arkadaşlar. Zor yani birazcık zaman istiyor algoritma yönteminden A sayısını tahmin etmek, tutturabilmek. Ve burada aslında bizim kuralımız direkt devreye giriyor. Neydi? Sayıların çarpımı. Yani ben burada A sayısıyla 20'yi çarparsam eğer EBOB ve EKOK'un çarpımına eşitleyebilirim. Yani 4 ile 80'in çarpımına eşitleyebilirim. A ile 20 sayısını. Peki buradan yine ne yapıyoruz? Denklemimizi nasıl çözeriz? A ile 20'nin çarpımı eşittir. Sağ tarafta da ne vardı? 4 çarpı 80, 320 vardı. Ve 320 ile 20'ye bölersek sayımızı ne buluruz? 16 buluruz. Bakın direkt formülü yazdım. Formül yazdıktan sonra A sayısını hızlı bir şekilde 16 olarak buldum. Bunu aklımızın bir köşesinde bu kuralı alalım.
tekrar edelim, a ile b sayısının çarpımı, yani sayıların kendilerinin çarpımı, o sayıların ebopları ile ekoplarının çarpımına eşittir. Evet. Şimdi bir diğer kuralımız ne? A ve B aralarında asal iki doğal sayı olmak üzere ebopları ebop A virgül B 1, ekok A virgül B, A çarpı B demiş. Peki bu ne demek? Şimdi A ve B aralarında asal iki doğal sayı, aralarında asallık ne demek? Şimdi arkadaşlar aralarında asallık konusu bazı okullarda, bazı okullarda 6. sınıfta değinilen bir konu, aralarında asallık konusu, ama bazı yerlerde, bazı okullarda değinilmiyor, anlatılmıyor yani 6. sınıfta. Bu aralarında asallık konusunu biz komple bir video halinde, bir ayrı bir ders halinde ben zaten anlatacağım. Ama şimdi bu kuralı anlayabilmemiz için aralarında asallık ne demek ondan birazcık bahsedelim. Aralarında asallık birden başka ortak bölen olmayan sayılara denir. Aralarında asal diyoruz. Birden başka ortak bölen olmayacak sayının, mesela 9 sayısı ya da 16 sayısı. Bakın 9 ve 16 sayısının birden başka ortak böleni var mı? Böyle bir düşünelim. Ortak böleni. 16 sayısını ne böler? Bir bakın. 4, 8, 16 kendisi bölüyor. Bir de 1. 9 sayısını ne biliyor? 3 bölüyor. 9 bölüyor. Bir de 1 bölüyor. Bunların ikisinin içerisinde sadece her ikisini birden bölen bir sayısı var. Birin dışında başka ortağı var mı? Yok. Aralarında asallık işte o demek. Yani birin dışında ortak bölen olmayan sayılara biz aralarında asal sayılar diyoruz. Peki iki sayı aralarında asalsa ebopları ve kokları nelermiş? Aralarında asal olarak verilen her iki sayı A ve B burada. Ebopları 1'e eşittir. Zaten birden başka ortak bölen olmayan sayılarda aralarında asallık. Zaten ebop'larının da 1 olacağını zaten bilmemiz gerekiyor. Çünkü başka zaten birden başka ortak böleni yok ki en büyüklerini alalım. 1. Bunların ebop'ları 1'dir. Ekok'ları neymiş? Ekok'ları ise sayıların çarpımına eşittir. Şimdi 9 ve 16 sayılarına biz bakıyoruz ve bize ebop ve ekok isteniyor. Ebop'ları ve ekok'ları kaçtır diye bize soruluyor. Sayılara baktığımız zaman aralarında asal olduğunu görüyorsak, ki burada görüyoruz, ne yapıyoruz? Ebop'larına diyoruz ki bunların ebop'ları, yani 9,16 sayılarının ebop'ları 1'dir. Çünkü bunlar aralarında asaldır ve birden başka ortak böleni yoktur. Ve ekok'larına yine bize soruyorsa diyoruz ki bu sayılar aralarında asal sayılardır ve kural gereği ben biliyorum ki aralarında asalsa ekok'ları kendilerinin çarpımları, 9,16'nın çarpımı 144 eder. Algoritmayı hesaplamamıza gerek yok. Direkt ekok'ların 144 cevabını verebiliriz. Bu bize ne kazandıracak? Hız kazandıracak. Yine ben bunların aralarında asal olduklarını anlamasam algoritma yapsaydım zaten ebop'larını ve koklarını bulabilecek miydim? Evet, bulabilecektik. Ama biz bu kural sayesinde ne yapacağız? Soruda birazcık daha hız kazanmış olacağız. Bir başka örneğimiz ne olsun? 5 ve 8 sayılarını verelim. 5 ve 8 aralarında asal bir sayı mı? Ne demekti aralarında asal? Birden başka ortak böleni yok. Evet, 8'i ve 5'i birin dışında ortak bölen sayımız yok. Bunlar aralarında asal. Bana ebop soruyor. Ben ne diyeceğim hemen? Diyeceğim ki 5 ve 8 sayısının ebopları direkt 1'dir. Çünkü bunlar aralarında asaldır. Ekok soruyor bana. Algoritma falan hiç yapmayacağız. Diyeceğiz ki 5,8 sayısının ekokları bunların çarpımlarıydı değil mi? 5 kere 8, 40 diyeceğiz direkt. Bu kadar. Şimdi eğer bize verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılmış bir şekilde ise ne demek istiyorum? Yani bakın burada A sayısı 2 çarpı 3 çarpı 5'in küpü ve B sayısı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi çarpı 7 şeklinde. Yani asal çarpanlarına ayrılmış şeklinde verilmişse ebop ve ekok nasıl hesaplanacak? Şimdi arkadaşlar burada öncelikle sayıların kendilerini biz bulabilir miyiz? Tabii ki de bulabiliriz. Yani A sayısını bakın 2 ile 3'ü çarpıp daha sonra 5'in küpünü alıp bunları çarpıp A'yı bulup daha sonra B sayısını buradaki gördüğünüz üslü ifadelerle birlikte sayıları çarpıp sonra algoritma yöntemiyle ebop ekok hesaplanabilir. Ama biz bunu yapacak mıyız? Hayır. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar burada da yine bizim bir kuralımız var. Kuralımız şu. Ebop hesaplayacaksak eğer, bunların ebop'larını hesaplayacaksak, yani A virgül B
Buradaki sayıların EBOB'larını soruyorsa bana kuralımız şu. Arkadaşlar EBOB'da verilen sayılara bakıyorsunuz. Tabanları aynı olan sayılar içerisinden. Öncelikle tabanları aynı olan sayılar EBOB'da bizi ilgilendiriyor. Mesela 2 var. Burada da 2'nin karesi var. Bunlar 3'lüler. Bir de 5 sayıları bizi ilgilendiriyor. Tabanları eşit olan sayılar içerisinden üssü küçük olanlar benim için EBOB. Bakın üssü küçük olanlar nelerdir? 2 var burada. Burada 2'nin karesi var. Yani burada 2'nin üzerine hiçbir şey yazılmamış. Yani bu 1 demek. Burada da 2'nin karesi var. Küçük olanı seçiyoruz. 2. 2 yazıyorum buraya. Çarpı. 3'lere bakalım. 3'ler de ortak. Bakın ortaksa bunlar küçük olanı normalde seçmemiz lazım. Ama bunlar üzerlerinin her ikisinde de 1 var. 1 var. Bunlar da eşit üsse sahipse yine 3'ü alıyorum. 5'in 3'ü ve 5'in 2'si var. Bakın bunlar da yine 5 gillerden. Üstü sayılarda hani diyoruz 5 giller. Bu 5 gillerden. 5'in karesi bu da 5'in küpü. Bunlardan da küçük olan hangisi? 5'in karesi. Buradan da bunu seçeceğim. 5'in karesini seçeceğim. Bu kadar. EBOB'da bu yazdığımız sayıların çarpımı EBOB'u bize verir. Yani 2 kere 3, 6. Buradan 5'in karesi de 25 yapacağı için 6 ile 25'in çarpımı da 150'ye eşittir. Bakın EBOB'larınızı bir şekilde 150 buldum. Yani ben bu sayıları her birini ayrı ayrı hesaplayıp daha sonra algoritmaya alıp yine 150 bulabilirdim. Ama bu kural sayesinde biz hızlı bir şekilde EBOB almış olacağız. Peki ECOG'da nasıl bir mantık işliyor? ECOG'daki mantık da şu şekilde. Yine A ve B sayılarını yazalım. Bakın ECOG'daki mantık şu. Bir kere aynı tabanda olan ifadelerden bu sefer büyük olanlarını seçeceğiz. Bakın ikiler aynı ya. Burada büyük olanlara büyük hangisi? 2'nin karesi. Bu sefer 2'nin karesini seçiyorum. Çarpı diyorum. Bakın buradan 3'ler. Şimdi burada her ikisinde de 3 ortak değil mi? Bu ortak olan 3'ü de tekrar ECOG'da kullanmam gerekiyor. Çarpı 3 diyorum. Peki devam edelim. Burada 5'in küpü var değil mi? 5'in küpü var. Burada da 5'in karesi var. Buradan hangisi daha büyük? 5'in küpü daha büyük. Burada da 5'in küpünü almam gerekiyor. Daha sonra devam edecek olursam da bakın ortak kalmadı değil mi? Ortak kalmadı. Burada bir tane de 7 var. Şimdi ECOG'da ortak olmayan sayıyı da almamız gerekiyor. Yani 7 ortak değil ama yine 7'yi de ECOG'da yazmamız gerekiyor. Şimdi bunların çarpımı da ECOG verecek. Bunların çarpımını yine siz hesaplayabilirsiniz. Tabii biz şimdi hesaplamayalım isterseniz. Şimdi ECOG'da ne olarak bulduk? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in küpü çarpı 7. Şimdi burayı tekrar bir özetleyelim isterseniz. EBOB'da ne yapıyorduk? Ortak olanlarının küçüğünü alıyorduk. Şöyle yazalım. Bakın ortak olanlarının küçükleri benim için önemliydi. EBOB hesaplarken. Peki ECOG hesaplarken neydi benim için önemli? Ortak olanları alıyoruz. Ve ortak olanların içerisinde büyüklerini seçiyoruz. Artı ortak olmayanlar. Yani burada 7'yi aldıydık. Ortak olmayanlar. Burada 7 vardı ortak olmayan. Onu da aldık. Ve ortak olanlarla birlikte ortak olmayanları almış oluyoruz. Tabi bunlar araya artı koydum ama şöyle çarpılacak. Evet. Çarpacak. Yani ortak olanların en büyüklerini yazdık. Çarpı bir de ortak olmayanı da yani 7'yi de almış olduk. Şimdi bir diğer örnek A sayısı ve B sayısı bakın nasıl verilmiş demiştik. Asal çarpanlarla ayrılmış şekilde verilmiş. EBOB ve ECOG soruyor. Peki nasıl hesaplanacak EBOB ve ECOG? Şöyle kalemimizin rengini de değiştirelim. Şimdi EBOB'da ne yapıyorduk? Hatırlayın. A virgül B yazalım. EBOB'da ne yapıyorduk? Ortak olanlarına bakıyorduk ve büyük olanlarını seçiyorduk. Şimdi 2'nin karesi ve 2'nin 3'ü. Bunlar ortak ve küçük olan hangisi? 2'nin karesi. Evet, 2'nin karesi yazdım. Çarpı diyorum. Şimdi burada da yine büyük olan düzeltiyorum. Küçük olan 3'leri içerisinde, 3 giller içerisinde 3'ün küpü var, 3'ün karesi var. Hangisi küçük? 3'ün karesi daha küçük. Evet, bunu da alıyorum. 3'ün karesi. Devam edeceğim. Bakın burada 5'in karesi var. Burada 5'in karesi var mı? Yok. Burada 7 var. Diğer tarafta 7 var mı? Yok. Başka almama gerek yok o zaman. Peki bunu bu şekilde EBOB'u. Bunu yine hesaplayabilirsiniz. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4 kere 9. 36. EBOB'ları 36 çıktı. Şimdi ECOG'larını hesaplayalım. Şöyle yazıyoruz. ECOG. Bir dakika.
Evet, ekok A virgül B eşittir. Şimdi ekokta neyi alıyorduk arkadaşlar? Büyük olanları seçmemiz gerekiyordu. 2'nin karesi var, 2'nin 3'ü var. Büyük olan hangisi? 2'nin 3'ü. Çarpı diyorum. 3'ün küpü, 3'ün karesi. Büyük olan hangisi? 3'ün 3'ü. 3'ün küpü yani. Bakın ortak olmayanları da alıyorduk. Ortak olmayan ne var? 5'in karesi var. Onu da aldım. Evet, burada bir de 7 var ortak olmayan ve buraya da neyi almak zorundayım? 7'yi de almak zorundayım. Ve bu sayıların hepsinin çarparsanız, hesabını yaptıktan sonra bunları üst olanları hesaplayıp da bunları çarparsanız ekoklarını bulmuş olursunuz. Peki bu şekilde asal çarpanlarına ayrılmış şeklinde verilirse EBOB ve ekok bu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Peki bir diğer ve son kuralımız karşılaştırma nasıl yapılacak? Şimdi arkadaşlar karşılaştırma aslında kural olarak vermesek olurdu ama biz yine de bilelim biz bunu. Şimdi şöyle karşılaştırma, yani EBOB, sayılar ve ekok bu şekilde yazdık. Şimdi bir kere arkadaşlar EBOB her iki sayının ortak bölenlerinin en büyükleri, sayılardan arkadaşlar EBOB sayılardan büyük olamaz. Sayılardan küçük ve en fazla EBOB bu sayılardan bir tanesine eşit olabilir. Yani EBOB sayımız bu sayılarımızın herhangi bir sayının EBOB'ları bu sayılardan büyük çıkamaz. Eğer çıkarsa yanlışlık yapmışız demektir. Ekok ise bu sayılardan büyük çıkması gerekiyor ya da eşit çıkması gerekiyor. Ekok bu sayılardan büyük ve eşit çıkacak. Ekok sayılardan küçük çıkamaz. Eğer küçük bulduysak biz soruda demek ki yanlış bulmuşuz demektir. Bazı sorularda bu şekilde karşılaştırmalar gelebiliyor. Ondan dolayı biz bu 5. kuralı yazma gereksinimi hissettik. Burada mesela 5 ve 10 sayılarına bir bakalım. Mesela 5 ve 10 sayıları. Şöyle. Şimdi 5 ve 10 sayılarının EBOB'ları nelerdir? Nedir? Bunlar biri diğerinin katıysa EBOB'ları 5, değil mi? Küçük olana eşit. 5 ve 10 sayıların ekokları da büyük olana, biri diğerinin katı olduğu için büyük olanı, yani 10'a eşit oluyor. Bakın biri diğeri katı, biri diğerinin katı olan sayılar da EBOB'ları en fazla bakın 5'e eşit olabilir. Yani küçük sayı eşit oluyor. Yani EBOB bu sayılardan en fazla bir tanesine eşit olabilir. Ondan da daha altı olamaz. Yani en fazla EBOB'un ulaşabileceği sayı biri diğerinin katıysa o da sayıların küçük olanına yaklaşır, eşit olur. Ekoksa bunlar biri diğerinin katıysa yine burada da belirttiğiniz gibi büyük olanına eşit olur ve daha da küçük olamaz. 9 olamaz mesela ekok. Arkadaşlar karşılaştırma da bu şekilde.